Bugün hep muhabirlerden, editörlerden gittik. Eleştirilerimizi yönelttik. Hatta Saygı Öztürk gibi bir yılların gazetecisine, Ankara temsilcisi sözcünün ona da eleştirimizi gönderdik. Kurşun denmez, mermi denir diye. Şimdi Ulaştırma Bakanı'nın çift maaşlı yardımcılarını okumuştuk. Burada dikkatimizi çeken Sayan vardı. Sayan soyatlı bürokrat, çift maaşlı. İnsan merak eder de bir bakar bakalım içeride var mı dedik. Yok efendim Ağrı Belediye Başkanı'yla yakınlığı var mı yok mu? İlk benim aklıma gelen o oldu. Yok. Öyle bir bağlantı yok. Devam edelim gazetelerle. Ee, Saygı Öztürk bu Merminin arkasında neler var diye yazısını okumuştuk birinci bölümde. Şimdi onunla ilgili bir haber yine birinci sayfada. Selçuk Özdağ saldırının sanığı Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'na atandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ 15 Ocak'ta Ankara'da sokakta saldırıya uğramıştı. Yomra Belediye Başkanı gibi aynı. Özdağ'ın başından yaralandığı saldırıya tepki yağmıştı. Beş şüpheli yakalanmış dava açılmıştı. O şüphelilerden biri olan Gülahmet Türk, Bursa Ülke Ocakları Başkanı oldu. Özda bana yapılan saldırıyla ilgililerin olmadığını, ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur. Bunu onların dikkatine sunuyorum diye açıklama yapmış. Adam bana saldırdı, yargılanıyor ve siz onu alıp Ülke Ocakları Başkanı yaptınız. Hayırlı olsun diyor saldırıya maruz kalan kişi. Halk açız diyor ama seninkiler 3-5 maaş alıyor diyor. Kim? Demokrat Partili Cemal Enginyurt iktidara yüklendi. Millet aç, muhalefet doyursun diyorsun. Olmuyor efendi olmuyor. Seninkiler 3-5 maaş alıyor diye az önce sözünü ettiğimiz çifte maaşlardan söz ediyorum. Belediyeden 1 milyon liralık çikolata, Kocaeli'ne bağlı 120 milyon lira borcu olan AKP'li Çayırova Belediyesi 1 milyon 56 bin liralık, liralık çikolata dağıtmış. Do borcu var 120, halbuki onu birini kapatsa 119'a düşecek. Yok o çikolata alıyor. CHP'li babadan Cemil Çiçek'e çağrı. Bu soruları onlara sor. Hatırlarsanız Cemil Çiçek... Bunun peşine düşülmez mi Sedat Peker'in açıklamalarına diye iki kere demeç vermişti. Biz de buradan dedik ki Sayın Çiçek siz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oturuyorsunuz. Orada görevlisiniz. Yüksek İstişare Kurulu'ndasınız. Bunu bize niye söylüyorsunuz? Hemen kapısını çalın. Tayyip Erdoğan'a söyleyin dedik. Aynı şeyi Veli Baba söylüyor şimdi. Veli Baba çiçeğin araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Sözlerine tepki gösterdi. Bu sorunun muhatabının iktidar olduğunu söyledi. Efendim... E, yönetmenimden e, uyarı geldi. Hakan Aygün bugünkü konuğumuz hazırmış. Merhabalar Hakan. Merhabalar Sağlamer. <laughs> İyi günler dilerim. Yine her zamanki gibi dinç, bronzlaşmışın da teknedesin sanırım. Evet evet Göcek'teyim, Alarga'dayım, Güzel. Bedir Rami Koyun'dayım, Bedir Rami, Azza Erhat, herkesin sana selamı var. Çok teşekkür ederim, bizden de selamlar onlara. E, yani bu tekne artık bir zamanların hayali vardı. Eğer bir ülkede yayıncılık, serbest yayıncılık yapamıyorsan açıl denizden yap kardeşim diye. Şimdi sen aynen bunu yapıyorsun. Çok da iyi ediyorsun. Teknolojiyi de e, demek ki sağlam yapmışsın, kurmuşsun ki. Tıpkı Habertürk e, portalını kurucusu sevgili seyirciler. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Habertürk'ün gerek e, portal olarak, gerek e, basılı gazete olarak babasıdır yani e, Hakan Aygün. Evet. Onunla iki televizyon. kurumda çok güzel bir televizyonda bir gazetede uyum içinde çok çok güzel çalışmalarımız oldu. E, elbette Halk TV'nin başında olduğu dönemi de hatırlıyorsunuz. Flash TV'deki o tadına doyulmaz esprilerle süslü günlük bir basit haberi o kadar güzel sunardı ki e, Hakan Aygün'ü unutmadığınızı tahmin ediyorum. Eee çok yönlü bir kardeşimiz çalışmaktan onur duydum iki kurumda. Şimdi Hakancığım bu Sedat Peker şurada son 8 saat önce gelmiş. Tweet'inde diyor ki Milan Gaz'ın da nasıl gerçek sahibinin elinden alınıp üzerine çöküldüğünü anlatacağım diyor. Bu hafta ara verdi biliyorsun. 20'sinde bekleniyor o rutin pazar sabahları açıklamalarının 10.'sunun 20 Haziran Pazar günü. Olması bekleniyor. Belki arada bir sürpriz yapar bilemiyorum. Şimdi senden isteğimiz, seyircimizin de beklentisi, istersen bugüne kadar ki açıklamalara çok çeşitli yorumlar getirildi. Ama senin gözlüğünden bambaşka bir açıya bakabiliriz, ulaşabiliriz. İstersen onunla, onunla başlayalım. Sonra da bu erteleme üzerine bazı spekülasyonlar var ona geliriz. Mesela diyorlar ki bir şeyin pazarlığında mı acaba? Ben buna katılmıyorum. Neden katıldığıma sonra geleceğim. Ama önce sen bir toparlama yap. İlk günden bugüne kadar Sedat Peker'in tutumu, açıklamaları, altındaki şifreler. Buyur mikrofon senin. Bence bugün bir video gelir zaten. Yani o bir şekilde yolda seferi haldeyken bile bunu yapacak. Otelden ötürü yer değiştirdi saplandığı yeri için. Yeri saplandığı için. Ee, ana yemek öncesi ya da bir ara sıcak gelir kendi deyişiyle. Ana yemek ne? En ana kişi kimse iş ona doğru gidiyor. Oradan bir başlayalım. Şimdi e, tabii bu işin kavganın bir yönünü asla unutmamamız lazım. Bu niye çıktı? Belli. Yalı Kavak Marina üzerinden çıktı. Bir devlet içinde bir çetileşme var. Bir de devlet dışından içeriye yandan çakçı bir çetileşme var. Benim gördüğüm kadarıyla. Yalı Kavak Marina'da da e, Azeri iki iş adamı, biri Masimov bir ara FETÖ'den tutuklandı, bırakıldı o tutuklanmanın arkasında da yalı kavaklarından üzerine oturma var gibi görünüyor. Bir de kavgalı olduğu Aliyev ailesine yakın aynı soy ismi taşımayan fakat özünde Aliyev olduğu söylenen kişi. iki ortak kavga edince belli ki birileri e, Mehmet Ağar'dan yardım istemiş. Biri de Sedat Peker'den yardım istemiş. Mehmet Ağar'ın sözünü anımsayın. Buranın üzerine mafya çökecekti biz girdik diyor. Yani biri Mehmet Arda devlet gücü olduğunu düşünerek ona yanaşmış. Bu işte daha zayıf duruma düşürülen Mansimoğlu da gidip Sedat Peker'e yanaşmış. Yalıkavak Marina'ya kimin olacak diye iki ortağın kavgasına iki taraf girmiş. Biri devlette benim gücüm var süsü vererek girmiş. Diğeri de benim de devlette gücüm var ama biraz da yandan var diye girmiş. Çünkü... Hiç unutmayalım Sedat Peker Ergenekon'dan içeri atıldı. Yani bir numaralı AKP düşmanı, AKP'yi devirecek bir organizasyonun içinde yer alan bir isim olarak adı Veli Küçükler'le anılarak içeri atıldı ve kısa bir sürede olsa hapis yattı. Yani Sedat Peker özü itibarıyla AKP'ye muhalif bir takımda yer alıyordu. Fakat ne yaptı ne etti cezaevinden çıktı Çıkınca da bu sefer AKP için mitingler düzenlemeye başladı. Tayyip Reis dedi işte onun için mitingler düzenledi. Ve bu vesileyle kendisiyle de bazı görüşmeler yapıldığını da en son öğrenmiş olduk. En son söyledik ki cezaevi tevkif evleri genel müdürünü bana bizzat cezaevine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdi dedim. Doğru mu bilmiyorum. Cezaevi tevkif evleri müdürü genelde rutin ziyaretler yapar. Herkese yapar ama CHP'liler gidip HDP'lilere de ziyaret yaparsa yok işte bilmem Alaaddin Çakıcı'ya da ziyaret yaparsa Osman Kavala'ya da ziyaret yaparsa hep vatan hainlerini ziyaret ediyorlar diyerek bir anti CHP kampanyası yuttu. CHP her şeyde suçlu ya ama arkadaşlar evet. bunu evet. söylerken kendileri de ceza ve tevkif Evliliği müdürünü aynı kişilere göndermişler. Ama hiç olmazsa siyasilere gidiyor CHP herkese gidiyor herkesime gidiyor. Bunlar belli adamlara göndermişler ve çıktıktan sonra da belli ki Sedat Peker belli ilişkiler içine girmiş, devlet içinde güç kazanmak, kendi yaptığı işler her neyse ona e, güç kazanmak için AKP'ye yanaşmış. Yani bir oyun oynamış. Ergenekoncu tırnak içinde tabii Ergenekon ayrı bir palavraydı. S Sedat Peker bir anda e, şey Tayyipçi Peker oluyor. E bu nasıl oluyor? Tabii ki kendi çıkar ilişkilerine bakıyor. Yani bu kadar zıtların bir arada yaşanması bu bize bunu getiriyor. E bu manadan da kavga çıkınca e, belli ki e, çok önemli bir şey oldu orada. Mehmet Ağar mafya çöküyordu biz geldik dediğinde Süleyman Soylu çok kızdı. Ve Mehmet Ağar bütün karizmasını çizdirerek hayatında ilk kez birinden özür diledi. Sayın Soylu'dan özür dilerim dedi. Halbuki lafta bir şey yok ki. Karşıda bize mafya çöküyordu. Biz oraya yardımcı olduk. Hayır yani Süleyman Soylu da biz varız ya devlet var. Ne demek mafya çöküyor. Sen mi halledeceksin bu işi dedi. Ağar'ın özür dilemesi de devletten ve Soylu'dan bir takım güçler alarak oraya oturduğunu gösterdi bize ve o gücü kaybetmek istemedi ama arkasından istifaları istendi. Zaten Soylu da istedi ve olay e, Ağar'ın bu işin yani Sedat Peker'in ilk kurbanı Ağar ve oğlu oldu. Ama iş dediğim gibi de öbür tarafa doğru gidiyor. Medya'ya doğru gidiyor. Pandora'nın kutusu açıldıkça açılıyor ve gördüğüm kadarıyla da yani bu söylenen şeyler hep bildiğimiz şeyler. Ee, Mustafa Sağlamer'inde, Hakan Aygün'ün de, Tayyip Erdoğan'ın da, Sedat Bekir'in de bildiği şeyler. Fakat bunları biz gazeteci olarak Mustafa Sağlamer ya da Hakan Aygün söylediğinde bizi içeri atıyorlar. Evet, evet, i̇şte evet, miktarları olayında evet. da gördük. Şimdi anlattı her şeyi Bayır Bucak Türklerinden miktarlarına kadar. Biz söyleyince bizi içeri atıyorlar. Can Dündar işte kaçak. Ee, gazeteciler hapislerde yattı bunun için. Herkes bunu yaptı. Yani bir söyleyememe durumu oluşmaya başladı. CHP bile söylemekte zorlanıyor çünkü milletvekillerini hapse attılar. En son Enis Berberoğlu ikimizin de ortak arkadaşı, orada yaşadığımız gibi. Böyle olunca maalesef bu bütün çürümüşlük ve demokrasi eksikliği, basın özgürlüğü eksikliği, Sedat Peker'in yurt dışından kaçak olarak yaptığı, rahatça yaptığı açıklamalarla e, vücut buldu. Bilineni söyledi. Yani Sedat Peker şimdi en son videosunda diyor ki Milangaz'ı okuyorum bilmem neyi falan filan diyor Şunları da bakıyorum. Ya Sedat Peker'in okudukları zaten ne biliyor musun? Sayıştay raporlarını okuyor. Sayıştay raporlarında var tüm bunlar. Yani Sabah ATV'nin avuz medyasına dönüştürmesi de var. Doğan Medya Grubu da var. E, i̇şte ne bileyim Milangaz'ın satışı da var. Oyaka tüplerin e, tüpün devredilişi de var. Milli piyango'nun alınışı da var. Her şey var. Cengiz inşaatlar var, herkes var. Sayıştay raporu okuyor. Yani şu anda aslında e, bugün günlerden Pekertesi yine yeni videolar bekliyoruz. E, Sedat Peker Sayıştay Başkanı gibi. Sayıştay Başkanı'nın çıkıp da söylemesi gerekenlerini söylüyor. <laughs> yani gayri resmî bu, bir bunu, Sayıştay. Bunu ilk kez senden duyuyorum. Bu yorum hiç kimse yapmamıştı. Sedat Peker Sayıştay Başkanı gibi. Hakan sık sık onu söylüyorum. İyi ki de şu Sayıştay varmış manşetler çıkmayacak gazetelerde. O kadar haber kaynakları kısıtlandı ki Sayıştay'ı niye susturmuyorlar? Yeri gelmişken oraya bir parantez açalım. Yani Sayıştay'ı susturmak e, tek adamın elinde değil mi? Bilinçli mi yapıyor? Demokrasi havası görülsün diye mi yapıyor? Dışarı karşı mı? Sayıştay durmadan rapor açıklıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Düşündün mü bunu? Aslında Sayıştay durmadan raporda açıklamıyor. Hazırlıyor o bir şekilde herkese gidiyor. Yani ulaşılmasını istemedikleri yerlere de gidiyor. Şimdi devletin bazı kurumları hala ciddi çalışıyor. Şimdi yargı çok kötü bir durumda. Hiçbir şey yapmıyor. Yani mesela bir örnek vereyim. Ben en son İban tweet'inden hapse attılar. Atılma gerekeceğim. Anayasa Mahkemesi dedi ki ya dedi İBAN tweetini bu atmamış. Diğer tweetlerin hiçbiri de düşünce özgürlüğüne girmez dedi. Mahkeme Anayasa Mahkemesi benim tutuklamama hak ihlali karar vermesinden sonra yapacak bir şey bulamadı. Öbürlerine bir şey diyemiyor. Attım dediğim tweetlere. Atmadım dediğim tweete dedi ki ve mahkeme kararıyla bilgisayardan saptanmayan ya dedi evet bunu atmadı bilgisayarında inceledik her şey inceledik saptanmıştır ama tipi müsait bunu atmıştır diyerek bana 7,5 ay hapis cezası verdi. Halbuki bu tweet'i attım desem, Anayasa Mahkemesi onun için de ifade özgürlüğü diyecek, bunlar şeysiz kalacaktı, nedensiz. Evet. Şimdi Sayıştay ise, senin de dedin ama Sayıştay'a birkaç müdahale yapmaya çalıştılar. Çok yaptılar. Şimdi detaylarını tam hatırlamıyorum ama nokta nokta sayarım. Yapmaya çalıştılar ama e, Sayıştay murakıpları olsun, bilmem neleri olsun, sonuçta önlerine bazı evraklar geliyor ve onu kurallar çerçevesinde yorumlayıp yorumlayıp şey yapmak zorunda. Ya Ziraat Bankası'na kredi ödenmemişse ne diyecek Sayıştay murakabı ya da görevlisi? Ödendi mi diyecek? Bu adam hala ödemedi o parayla işte Kanal D, CNN Türk hepsini elinde tutuyor mu diyecek? Olmayan parayla. Ya da Sabah grubunun 1.1 milyar dolar hala bu gene o da bir başka krediyle alındı. Bu da bugünlerde konuşulmaya başlanır. O da daha ödenmedi. İlk çalık aldı sabah grubunu. Gene ödemedi. Ben dedi bu işi ödeyemeyeceğim bırakayım dedi. Herhalde namuslu adam. Ne bileyim ilk başta bir hani AKP ilişkilerim olsun diye girdi. Kaçtı. Ben bunu ödeyemeyeceğim diye. Bu sefer havuz medyası oluşturuldu. Havuz medyası oluşturuldu dediğin o Cengiz İnşaatlar hepimize koyanlar falan da o parayı ödemedi. Onlar sadece aldıkları ihalelerden bir kısmını vererek sabah ATV vesairenin günlük gidişini yani şey hesabını günlük masrafları maaşları falan karşılıyorlar. Ana borç duruyor. Bankanın üzerinde ödenmemiş halde. Burada da duruyor ana borç. Yani sahipsiz televizyonlar. İşte damadın kardeşi birinin başına geçmiş. Öbüründe bilmem ne geçmiş. Böyle bir üçgen. Ve Sayıştay raporları da yayınlanıyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani aslında bir son hani CHP'li e, çok da beğendiğim bir milletvekili adını hatırlayamadım şimdi genç bir arkadaş çıkardı dedi ya işte bilmem neler 6-7 yerden şu yönetim kurulu maaşı alıyor. Ya, Yavuz ne, Yılmaz Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz ay, Yılmaz Hepsi sayışlar raporları onların. Evet Ya kimse Türkiye'de artık gazeteciliği biz yapamıyoruz ama unutmaya da başladık o eline raporu alan aslında bir şeyi görüyor oradan çıkıyor yani bence bugün gazete değil de Sayıştay raporları bassak en etkili e, yayın, yayıncılık yapmış olur. E, Sayıştay'ın raporlarında tüm bunlar var. Sonuçta Sayıştay'daki adam e, bu hayır diyemiyor. Tıpkı bana hapis cezası verirken evet bunu attığı saptanamadı ama tipi bozuk bunu atmıştır demesi gibi. E, bu da e, hazırlıyor. O tweet atıldı ya da atılmadı. Ziraat Bankası'ndan o kredi atıldı ya da atılmadı. Onu önüne koyuyor görevi o. Ona göre baştaki adam ne karar verirse veriyor. Bizim başımıza gelen de Sayıştay'da. Sayıştay her şeyi yapıyor. Aslında mahkemeler de yapıyor ama mahkeme başkanı emir talimatla bizi hapse atıyorlar. Öbür tarafa bir şey yapmıyorlar. Yani iş orada yani bir raporlar Türkiye daha kırıldı, 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 devlet çöktü, çöktü, çöktü ama bazı kurumlar hala tık diye işliyor. Ya yani onlar da Sayıştay'ı kapatana kadar. Yani e, muhtemelen de ona güçleri yetmeyecek. E, yani olay Sayıştay'dan gidiyor. Ama tabii Sedat Peker'in bunu bir de renklendirme tarafı var. Pambukörenler falan filan. E, o daha da ilginç hale getiriyor. E, söylemi işte renkli bir söylemi var. Dalga geçerek yapıyor. E, Sayıştay raporlarını aslında biraz vulgarize ederek her şeyi... Ee, daha izlenir hale getirmek evet. gibi bir özelliği var. Yani evet. TV anchormanı gibi. <laughs> 20 Haziran'da da zaten Milan Gaz üzerinden yine e, Demirören'e e, tüpçü diyor, Pamukören diyor. E, dediğin gibi bunlar sayıştıyın raporlarının üzerinde biraz da teatral davranarak e, izlenir evet. milyonlara hitap ediyor. Herhalde son zamanların. Justin Bieber'den sonra en çok izlenen videolar diye görülebilir. Tabii Türkiye bazında konuşuyorum, dışarıdayı bilmem. Şimdi de, evet haftaya bugün dedik 20 Haziran'da Beklenti o, Milan Gaz ağırlıklı Demirören ailesi olarak gidecek belli ki. Şimdi yerim deşifre olduğu için ara verdim gibi. Ben senden önce yani seni gördümde aklıma geldi değil. Acaba teknede mi diyordum? Hatta birileri dedi ki teknede bu kadar geniş yer bulunmaz. Tekne var, teknecik var. Yani seninkinde bulunmaz da onda e, 16 kişilik efendim e, toplantı masasında olan tekne de olur. E, 100 kişilik de yaparsın ya. Yani 5000 kişilik gemiler de olur. Ne olacak? O önemli değil ama dikkat çeker. E, belki biraz zayıf bir ihtimal. Yerim değiştirildi oldu anlamına değiştireceğim diyor. Acaba gerçek neden bu mu? Yoksa kimilerinin dediği gibi bir pazarlık payı mı? Ben az önce dedim pazarlık için yapmadığını tahmin ediyorum. Onda ne olduğunu açıklayacağım dedim. E, sen anlat nedir senin tahminin? E, yoruldu bir, mu? Malzeme mi bitti? Halbuki Milan Gazze'ye veriyor e, bunu anlatacağım diye. Niye şimdi değil de gelecek hafta? E, buna yorumun nedir? Bir kere onun arkasındaki fonlar konusunda ilerliyor. Herkes biraz yanlış düşünüyor. Ben mesela istediğim arkamda şu anda istersen sana Sedat Peker'in kullandığı bütün ortamları green screen kullanarak koyabilirim. Bu da artık eski green screen bizim bilirsin, televizyonlarda olduğu gibi odayı tamamen yeşil perdelerle kaplı. Arkaya da istediğin ortamın deniz kenarı, karayipler, dağ, görüntüyü bildirde değil. Mesela ben iKem diye bir program kullanıyorum. O direkt olarak arkama da bir tane yeşil bez parçası bile koysam e, istediğim şeyi arkaya background'u verebiliyorum. Şu andaki gerçek. <laughs> bir kere o arkada değişik fonları e, şeyde, kullanıyor olabilir yeri belli olmasın diye kullanabilir. Hatta Skype'da bile green screen özelliği yani arkaya yeşil fonla herhangi bir istediğin fotoğrafı koyma özelliği şu anda kullandığımız Skype'de bile var. Yani bilen biliyor bunu. Yani teknoloji buna müsait. Hakikaten de dediğin gibi bir teknede vesaire olabilir. Ama ben şunu tahmin ediyorum. Hangi bölgedeyse denizde, karada, havada belli ki o bölgede bir takım kontakları var. O ülkenin veya bilmem neyin neyse onun orada kontakları var. O kontaklar onu orada barınmasına yardımcı oluyorlar. Bunlar oradaki mafyamsı güçler de olabilir, devlet içindeki güçler de olabilir. kendi adamlarının da onlarla kontakları var. Birileri o ülkeyle Türkiye'den temasa geçmiştir. Ve e, onu anlayınca da bir yer değiştirme olayına doğru da gidiyordur. Şimdi Sedat Peker çok şey söylüyor ama yani şunu kabul etmek zorundayız. Yalan söylemiyor. Arada Dediklerinin %50'si doğru, yüzde %50'si spekülasyon, onu da görüyorum. Yani her hepsi doğru değil. En e bizim... çok Kutlu Adalı cinayetinde ortaya çıktı o. Efendim demiş ki biz onu hallettik. Yani Bursa'da Sağır Sultan duymuş da Sedat Peker Kutlu Adalı'nın öldürüldüğünü duymamış. Bunları araya eklediğini burada yorumlarken diğer yorumcu kardeşlerimiz de aynı şeye değindiler. Evet. İyi bir gazete okuyucusu olduğunu, da iyi bir kitap okuyucusu olduğunu ya da dersine iyi çalıştığını görüyoruz. Ama yani bunlar Google'lansa da, Google'lansa da ele alınacak bilinen bilgiler yıllarca üzerine gidilmemiş. Tabii bütün bunların da bir kenarından köşesinden yaşanmışlıkları var senden benden fazla. Kardeşi o işlere bulaşmış, kendi bazı işlere bulaşmış. İşte Bayır Bucak Türkleri numarası, Sadat numarası veya Kutlu Savaş olayında olduğu gibi bizden fazla da e, aramızda bizim tırnak içinde meyhane muhabbeti dediğimiz ya da kahvehane muhabbetinde konuştuklarımızdan fazlası da biraz da içlerine girip çıkmışlığı olduğu için biraz fazlası da var. Ama ne kadar fazla, buna ne kadar güvendiler, ne kadar ne iş yaptırdılar bilmiyorum. Ama acı olan gerçek şudur ki o susurluk sürecinde de gördük bizim devlet. Devletin başındakiler hep e, bu tarz kişileri, bu tarz kişileri bazı gayri resmi olaylarda kullandılar, kullanmak istediler. Yani mesela işte Alaaddin Çakıcı'nın attığı en büyük hava nedir? Asala'ya karşı işte biz onu kullanmaya çalıştık, ettik. Veya Çatlı için aynı Asala'ya karşı, Ermeni terörüne karşı onu kullanmaya çalıştık. Veya işte ne bileyim Apo'yu, Çiller zamanında olmuştu bu, Apo'yu kafesleyip getireceğiz demeler. Hep bu tarz insanlarla yani mafyamsı dediğim, gerçek işlerini de hiç bilmediğim ama ee, medyadaki ve halktaki algısı mafya olan bu kişilerle hep devletler bunu görmeye çalışmışlar. Bu şimdi çok kötü bir şey mi? Herkes valla kötü bir şey ama bunu her devlet yapıyor. Amerika'da yapıyor, Almanya'da yapıyor. Ortaya çıktığında da ama hesaplaşmasını da yapıyor. Hesaplaşmasını da yapıyor. Devlet görevlisini de oturtuyor sanık sandalyesine. En yetkili makamları en tepedeki isimleri oturtturuyor. Ama devletlerin böyle kirli e, işleri olduğunu da kirli kişilerle kirli işleri olduğunu da kabul etmek zorundayız. E, ve bunların da buralarda kullanıldıkları görünüyor. Yani bana bakarsan benim kafamda Sedat Peker'in de anlattıklarından sonra geçmişte üstü kapatılan pek çok Dosyada ben e, iyice ikna oldum. Yani e, sezilerimle bu böyle olmuştur dediğim şeylerin e, gerçeğe çok yaklaştığını gördüm. Daha bir oturttun yani, zaten, yerine. yerini oturttun, daha iyi oturttun. Öyle hepimiz de öyle. Hiçbiri konuşuyor. Evet. Bundan da olsa. Evet. Yani tetiği çekmese bile içine girmiş. Evet. Çekilmesi Şimdi, istenmiş. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. evet. Şimdi az önce... Yani, Az önce dedim ya bu e, yorumcuların hatta buraya gelen bir arkadaş da e, kimdi bilemiyorum. E, bu ileriye dönük bir bakın ben duruyorum isterseniz tamamen de dururum ama bana şunu yapın o ne olabilir ben buna inanmadığımı söylüyorum neden inanmadığımı söyleyeyim sonra senin fikrini alayım geri dönüşü olan bir durum değil. Şimdi düşünüyorum AKP iktidarı bitti yarın bir erken seçim veya zamanda seçim neyse Tayyip Erdoğan gitti söz gelimi CHP iyi parti koalisyonu kuruldu HDP'de destek verdi diğer partilerde irili ufaklı destek verdi oldu evet, işte bu iktidarın var. Sedat Peker'e ya sen iyi ettin bunların düşmesinde de rolün oldu buyur kardeş gel geri deme şansı yok dolayısıyla buna inanmıyorum yani e, bu iktidarında tamam aman burada dur ee, ne diyebilir? En fazla ne diyebilir? Biz senin servetini de ellemeyelim. Nereye saklayacağız? Git Bahama Adaları'nda elimi de sürmeyeceğim sana. Böyle bir pazarlık da olmaz. Dolayısıyla ben bunu pazarlık için 20'sine atıldığını, videonun düşünmüyorum. Sen ne dersin bu yok. konuda? Yok yok belli ki bir tepkiyle mekan yapıyor. Yani bir mekan değişikliği var. Ve Sedat Peker her şeyi söyleyebilir ama dediğim gibi yalan söylemiyor. Doğruya inandığını e, söylüyor ve ne, kendisiyle ilgili de doğru söylüyor. Ya bu biraz delikanlık aleminin raconu mudur? Yani biz yalan söylemeyiz, etmeyiz. Çocuğunun e, çocuğun gözüne çatal fırlattığını bile söylüyor adam. Yani böyle bir dobra dobra bir tarafı var. içinden gelen bir tarafı var. Belli ki oradaki kız çocuklarının üzerine polisin bir şekilde silah doğrultarak korkutması, belki biraz onu abartıyorlar ama yani çocukların o silahla polisleri eve girdiğini görmesi bile bütün sigortaları attırtmış yani bir kere ondan geliyor bütün bunlar. Evet. evet. E, bir temeli de temeli yalık şey ama... Şeyi de önemli görüyorum Hakan. E, ben de yalan söyleyebilirim ya da yanılabilirim. Beni de araştırın diyor. Ya yani şu söylediğimi de araştırın. Olabilir diyor. Ben de belki yalan söylüyorum. Belki sizi şaşırtmaya yönelik konuşuyorum diyor. E bu da güvenilirliği arttırıyor tabii. Diyor. Psikolojiyi de biliyorum. Yani Önündeki kitapların öyle göstermelik olmadığını, onları hatmettiğini, bir şeyler çıkardığını anlıyorsun. Bir akıl hocasının vereceği ya. işler değil bunlar. Bu konuda yani e, akademik anlamda değil ama eğitim gördüğü anlaşılıyor. Yani kendini eğitmiş veyahut da hocaları saygı duyduğu e, vakti zamanda e, iyi hocaları olmuş belli ki. E, Hakan'cığım süremiz bir... var. Devam etmek istersen et. Başka türlü demokrasi başlıklarıyla gidiyorum. Senin evet. vaktin müsaitse devam edelim. Edelim edelim. Yani şey e, değil. Tamam. Ya, o, o da... evet. tamam. O zaman, e, zaman dinleyelim. Tamam. Başka e, sen anlatacaklarını anlat. Aklıma gelirse ben de araya girerim. Tamam. Şöyle e, orada mesela çok ilginç bir anekdot var. Ben solcu bir babanın çocuğuyum gibi. Ben bambaşka ayrıntılara dikkat ettim. Biraz öyle bir kültürden gelmiş. Babası neyse sosyal demokrat falan filan. Ee, böyle bir enteresan bir şey var. Bir de bir siyaset bilirsin birlikte çalıştığımız Uğur abi'nin çok güzel böyle siyaset, mafya, ticaret, din, tarikat ilişkileri üzerine çok güzel kitapları ve yazıları vardı. Ya biz de e, bu mafyayla e, sağ siyaset çok iç içe. Yani kültürleri mi uyuyor? Ne uyuyor bilmiyorum. Ya yani bir şey var. Mesela oturup da CHP'nin ile iç ilişkileri şu su bu su üst düzeyde olduğunu ben düşünemiyorum bile olmuyor. Hayatımıza sokmuyoruz. Ya da solcuların, sosyal demokratların. Şimdi sen de bilirsin. Benim bu konuda bildiğim solla mafyanın tek ilişkisi o da arkadaşlık ilişkisi olarak İlyan Meşhur İlhan Selçuk abimiz hapiste Dündar Kılıç'la hapis yatmıştır. Bir arkadaşlık oluşmuştur. Her her, her her cuma ziyaretine gelirdi Dündar Kılıç İlhan Selçuk. Gözümle gördüm cumhuriyette biliyorsun İstanbul sen Ankara'daydın evet. gerçi. Her cuma rutin Sedat Peker'in videoların pazar olduğu gibi saygılarını sunmaya gelirdi İlhan Selçuk. Ben, hapishane dostluğu tıpkı FETÖ sürecinde Fenerbahçe Başkanı <laughs> üzerine kurulan kumpastan ötürü hapse düşürüldüğünde Ali Yıldırım ee, neydi? Söylesene. Aziz Yıldırım orada Cübbeli Ahmet'le arkadaş olması gibi tamam mı? Aynen. <laughs> Başka Aynen. bir şey. Ama bunun dışında böyle mafyayla şunla bununla bu esnaf çı kültür var. Bir tane bir küçük burcuva bir kültür var. Bu merkez sağda çok yoğun ve iş yaptığı herkes onun için mübah. Yani böyle bir kültür var. Yani ben bunun e, sol siyasette, merkez solda falan çok örneklerini fazlasıyla görmedim. Ve yine bizde, şimdi pazar sohbeti olduğu için söylüyorum, bir başka kültür daha var aslında. E, bu çok enteresan. Bu da o e, the, meşhur The Godfather filminden gelen, Corleone ailesinden gelen, o Marlon Brando'nun, Al Pacino'nun oynadığı filmden gelen bir şey. Ondan çok etkilendiklerini görüyorum. Mesela e, bizim mafya tırnak içinde Kendini ahlaklı ve namuslu saymak için tıpkı Marlon Brando'nun baba Carlone gibi uyuşturucu işine girmez. Hatta kavga biliyorsun filmde o işten çıkar. Birileri buna içinde uyuşturucu olan bir iş dayatırlar. Bu o işe işte para kazanacaksın buna para koyacaksın derler. Marlon Brando karşı çıkar ve sonunda öldürülür. Ta ki Al Pacino en sonunda her şeyi ele geçirene kadar. Mesela kumar işi mübaht. Şimdi bizim Sedat Peker'ler, Alaaddin Çakıcılar, bu gözde tırnak içinde mafya denilen arkadaşlar her işe giriyorlar ama galiba uyuşturucu işinden biraz uzaklar. Mesela böyle bir kültür var. Uyuşturucu mafyası başka bir mafya. Ya yani bunların bir raconu ve bir kültürü var. Hem bir uyuşturucu işine bulaşmama kültürü hem de delikanlı olma işte anasına, kızına, karısına bir şey yapıldığında anında Sigortalarının atması, onun onun için ailenin kutsal olması. Hep bunlar The Godfather filmlerinin esintileri. Ee, ve şimdi diyorlar ki bana ne derseniz deyin şudur budur. E, var tabii işleri. Her şeyi yapıyorlar. Devlet için de bunu yaptıklarını düşünüyorlar. Unutma Don Corleone'in yani e, Marlon Brando'nun gücü politikacılarla ilişkilerinden gelirdi. Dünya Aynen. Savaşı sonrasındaki 10 on yılda. Onun için o uyuşturucu işine girenler de sen de bu işe para koy falan diye ona geldiler. Çünkü onun nüfuzunu kullanmak istediler. Şimdi biz bakıyoruz işte Alaaddin Çakıcı da Sedat Peker de hep o nüfuza yaklaşıyorlar. Ve bizimkiler de e, uyuşturucu yok bilmem ne yok çünkü onlar alkol yok falan filan yani bunun kaçaklıklarını yapmıyorlar. Diğer işler mübahtır gibi bunlara yanaşıyorlar ve devlet içinde bunları kullanmayı istiyorlar. Bir de beni seven herkes dostumdur gibi yanlış bir şey gelişti Türkiye'de. Beni seven herkes dost değildir abi. Kaliteli düşmanın seni sevenden daha iyi olabilir. Allah herkese düşmanın kalitelisini versin. Çünkü kaliteli düşman etik davranır, racona uygun davranır, ahlaklı davranır, bel altından vurmaz, seni aslında uyarır, seni doğru yöre götürür. Ama bunlar da şimdi böyle bir kültür gelişti, böyle oldu. Şimdi mesela o uyuşturucu işi, Venezuela işi. Hatırla orada adı geçen arkadaş daha önce de Kıbrıs'taki kumar fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Şimdi bak bir kumar uyuşturucu hep buralardan dönüyor. Ama bu Sedat Pekerle Alaattin Çakıda genelde o hep sınırda. Hani bazı yasaklar vardır ya alkol yasa işte Amerika'da bile yaptı İşte kumarhane yasa Türkiye'de bir ara serbest değildi. Bu bunlar bu çizgilerde çok fazla dolanıyorlar. E ihale işlerinde işte yıllık vakmanın örneği onlar da çok fazla. E onda ne yapayım ben ya? devleti bizzat yönetenler de o ihale evet. <laughs> mafyası var. Onlar da kendilerine göre. Öbürünün de var. Bunlar da düzen bozuk olunca bunlar da her yerden dalıyorlar. Yani benim için Sedat Peker'le Cengiz İnşaat'ın sahibinin çok fazla da bir farkı yok. Yani belki biri biraz daha kibardır, yumruk atmıyordur ama yumruk atandan atmayanın yumruğu bize daha sert geliyor. İşte son İkizdere'de örneklerini yaşıyoruz. Yani bu dolandırıcılık, mafyacılık ile yumruk atma, adam ile ilgili değil ki. Biz bunu yaşıyoruz. Hepsi de iç içe. Ve bu arada yani işte o şey lafını ben çok sevdim. Pambuk öğren, Sizin o bölgelerde Adana, sen Mersin'de sizin orada da pambuk mu denir? Pambuk mu bilmiyorum pambuk, ben. Pambuk. Pambuk. Pambuk denir. Evet. İşte pambuk bir K dedi, harfi ha. de bize, bir H'ye dönüşür. Pambuk. Evet. Yani şimdi ben aynen Sedat Peker'in lafıyla diyeyim. Bize bir tane pambuk eller operasyonu lazım. Evet. <laughs> Çünkü herkes de pambı cebe. Doğru. doğru. Şimdi yani o e, gerçekten onu da heyecanla bekliyoruz. Bir de acaba yapar mı yapmaz mı Hakan? Bizi meslek açısından çok ilgilendiren, e, hangi gazeteciler ne amaçla, ne gerekçeyle para istedi Sedat Peker'den ve hangi futbolcular abi falancaya tesbih göndermişsin? 24 ayar altından benim başım kel mi? Bana da 99'luk tespih gönderdi. Bunları açıklar mı? Beklemiyorum. Merak ediyorum ama neden biliyor musun? Hani o dediğin delikanlılık raconu var ya. Baba filminde de örnek gösterdin. o nedenle açıklamayabilir. Ya bunu ben yıllarca sustum. Söylemiyorum. Ama kimler olduğunu biz biliyoruz da. Dediğin gibi Sedat Peker açıklayana kadar söyleme hakkımız yoktu. Söylesek de ertesi gün zaten Gün de değil, gece saat 2.30 3te işte kapıya korkak, polis korkak, korkak, dayanacaktı. Dolayısıyla söyleyemiyorduk. Hakan'cığım çok teşekkür ederim. Kaç, ha, pardon, sözüm bitmediyse Recep devam gereği, edin. 3 cümle söyleyeyim. Racon gereği kaçmayacak. Ne diyorsa onları diyecek. Sadece orada e, Cumhurbaşkanı'na sürekli bir mesaj var. Ama en sonunda en sert mesajla eğer bu Süleyman Soylu'yu falan da yemezse onun üzerine gelmeler devam ederse en sert mesajla. Erdoğan'a doğru gelebilir. Cezaveti ekip evlileri müdürü örneği bana cezaevine gönderdi Tayyip Bey falan demesi de bunun örneği. Sinyal oraya gidiyor. Şimdi bu uluslararası işte CIA, MIY onların eline düştü de müştü de o da palavra. Fakat düşme tehlikesi var. Çünkü AKP bugün iktidarda var. Yarın yok. O mitrlar işleri açılacak. Uluslararası mahkeme işleri açılabilecek. Böyle bir şahıs orada şahit olarak da kullanılabilir. Bunu unutmamız lazım. Evet. Ama bence asıl manzara nedir biliyor musun? Ee, bir çöküş başladı, bir çözülme başladı, gidiyorlar, fena gidiyorlar ve bunların gideceğini gördükçe en konuşmayacak adamlar konuşmaya da başlıyor. Daha bunun arkası gelecek, başkalarından gelecek, en yakınlarından, en şeylerinden gelecek. Belki yarın öbür Cengiz İnşaat'ın sahibi seni arayacak. Mustafa Sağlamer yetti artık ben neler yaşadım ben bunların hepsini anlatmak istiyorum diyecek. Çünkü yeni döneme iki yıl sonraya herkes pozisyon alıyor. Bunu unutmayalım. Evet. Bunlar Emniyet, köküş bu. Evet. Emniyet müdürü evet. amirine hadi gel de beni al da göreyim dedi. Adam çıtını çıkaramadı ya Süleyman Soylu'ya. Dediğin, dediğin mahkeme, nedenle. Evet. Mahkemeler de alacak. İş adamları da alacak. Almaya başladılar. Yani çok şey duyuyorum ve konuştuğum arkadaşlarımdan. Şöyle bir örnek vereyim. Dün hala AKP'li gibi görünen ve AKP'nin en kudretli isimlerinden biri hala öyle zannedilen bir arkadaşımla konuştuğumda konuştuğumda kurucu belki de o kurdu deniyordu ilk yıllarda. Senle benim bütün konuştuklarımızın ve yorumlarımızın altına imza atıyor. İsim vermeyeyim. Ben bu ismi verirsem Türkiye şok olur. Olmaz. Yok. İsim vermeye gerek yok. Sonra e, sonra o her şey durulduktan sonra yani, ona bir çök... zarar gelmeyecek şekilde olabilir. Çök. Evet. Çöküş başladı. 7 Haziran'da çökmüşlerdi. PKK yardımcı oldu. Yırttılar son dakikada. Kasım seçimleriyle. Tamam mı? Şimdi ama herkes o kadar şey... Yani artık doğa, çeliğin bile bir ömrü var. Doğanın akışına aykırı. Bir çöküş başladı ve herkes şimdi buna ilişkin pozisyon alıyor. Bu Sedat Peker olayı da böyle, büyük manzarayı da böyle görmek lazım. Alttaki konularla tabii çoğu doğru. Hakan'cığım çok çok yararlı oldu. Çok teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde vaktin olursa devamda dileriz elbette. Ee, şimdi yani bir Dalmaktan yüzeyim. dalmaktan, balık yakalamaktan, efendim masa evet. kurmaktan e, arda kalan zamanın olursa bekleriz. Valla e, benim dalmamı ve yüzmemi çok yelken yapmamı kıskananlar var. Öyle üzerime geldiler ki galiba sonbaharda yeni bir proje ile geliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Katıldığın için. Efendim şimdi 14 Haziran yarın çok önemli. Birçok yorumcu işte Biden'la buluşacak Tayyip Erdoğan neler olacak filan bunları konuşuyor. Serpil Yılmaz sözcüde Amerika SBK'den parasını istiyor başlıklı bir yazı yazmış. Kısacık değinelim. Sonra 14 Haziran'ın başka bir özelliğine geleceğiz. Bugün 13, yarın 14 biliyorsunuz. Bugünden sonra, yani 13'ünü kastediyor, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesi sırasında yapacağı ilk yüz yüze görüşmeyi kara para zirvesi diye mi okuyacağız? Bir ucunda Türkiye'nin Rusya'dan teslim aldığı Rus savunma süzesi S-400'lerin müzakere edileceği, öbür ucunda Amerika'da açılan Halk Bankası davası olan Türkiye'nin iç politika ve varlık satışlarını kapsayan bir dosya ortaya çıkarsa şaşmamak gerek. Amerikan hazinesi Türkiye'de kurulu SBK Holding ve mega varlık yönetim şirketleri üzerinden ülkeden kaçırılan 130 milyon doları istiyor. Bunu nereden mi anlıyoruz? Bir tek kare fotoğraftan. Erdoğan Biden görüşmesine geri sayımın sürdüğü şu kritik günlerde Fethullahçı terör örgütü davasının firari sanığı Doktor Yalçın Ayaslı sosyal medya hesabında paylaşımda bulunuyor. Şu fotoğraf efendim. Şu fotoğraf. Altında da ne diyor? Doktor Yalçın Ayaslı Hasan Murat Mercan. Ayaslı eşi ve meslektaşı Doktor Serpil Ayaslı'nın aralarında olduğu dostane çerçevede yapıldığı izlenimi veren fotoğrafın altında şu notu düşüyor. Sayın Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, bu arkadaş Washington Büyükelçisi Mercan, Concord Massachusetts'te ziyaretimize geldi. Tanışmaktan mutlu olduk. Türk-Amerikan ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bu zamanda görevinde başarılar dileriz. Geliyor geliyor en sonuna gelelim yazının süremiz daralıyor. Açık artırmayla satılan yalıların Ayaslı'nın ailesine ait olduğunu biliyoruz. Ayaslı da helalleşmiş mi anlamadım diyor bu görüşmenin ardından. Amerika ne parasının ne de aradığı adamın peşini bırakır bunu bilirim. Ne parasının ne de aradığı adamın peşini bırakır yani bırakmaz. Bunu çoğu kişi yanlış kullanır. Ne onu bırakmaz ne de onu bırakmaz derler. Yanlıştır. Serpil doğrusunu kullanmış. Amerika ne parasını ne de aradığı adamın peşini bırakır. Bunu bilirim diyor. Serpil Ayaslı. Ha, şimdi efendim e, geldik 14 Haziran'ın diğer özelliğine. Efendim 14 Haziran'la ilgili bir e, görüntümüz var. Onun eşliğinde ben de yarın 93 doğum günü olan Ernesto Che Guevara ile ilgili size bazı bilgileri aktarayım. Videonun eşliğinde bu fotoğrafın ayrı bir anlamı var. Ona da değineceğiz efendim. Şimdi aslında Arjantinli. Ülkesinde tıp eğitimi alırken Latin Amerika'yı baştan aşağı dolaştı Ernesto Che Guevara. Ve bu sayede birçok insanın karşı karşıya kaldığı yoksulluğu doğrudan gözlemledi. Deneyimleri sonucunda bölgedeki ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmanın tek yolunun devrim olduğuna inanarak Marksizmi incelemeye başladı. Başkan Jacobo Armez Guzman'ın önderliğinde Guatemala'nın sosyal devrimine katıldı. Bir süre sonra 59 yılında Küba'da yönetimi ele geçiren Fidel Castro'nun askeri nitelikli 26 Temmuz hareketinin bir üyesi oldu. Yeni hükümette çeşitli önemli görevlerde bulundu. Bunlardan biri de Sanayi Bakanlığı'ydı. Gerilla savaşı teorisi ve uygulamaları üzerine makaleler ve kitaplar yazdıktan sonra diğer ülkelerdeki devrimci hareketlere katılmak üzere 1965 yılında Küba'dan ayrıldı. İlk olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, daha sonra da CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekat Birlikleri'nin ortak operasyonu sonrası yakalanacağı Bolivya'ya gitti. Guevara 9 Ekim 67'de Valle Grande yakınlarındaki La Agüera'da Bolivya ordusunun elindeyken öldürüldü. Son saatlerinde yanında bulunanlar ve onu öldürenler yargısız infaz edildiğine tanık oldular. Ölümünden sonra dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembolü haline geldi. Guevara'nın Alberto Korda tarafından çekilen fotoğrafı, az önce gördüğünüz o meşhur şapkalı fotoğrafı, Dünya üzerindeki en ünlü fotoğraf ve 20. yüzyılın sembolü olarak nitelendi. Kat 54 yıl sonra yani bugün Anadolu'nun semt pazarlarında bile tişörtleri, şapkaları, atkıları özellikle gençler tarafından ilgi görmesi, özgür ruhlar üzerinde bıraktığı etkinin gücünü ortaya koyuyor sevgili seyirciler. Bendeniz de çeyrek asır sonra da olsa yine aynı gün Ernesto ile aynı gün doğmanın Doğmaktan onur duyuyorum doğrusu. 365'te bir ihtimal Ernesto ile aynı gün doğmuş olmak. Ve bu mumu, şu mütevazı pastamızdaki mumu, kendim için değil. Doğumunun 93. yıl dönümünde ama hep 39 yaşındaki haliyle bildiğimiz. Çünkü 39 yaşında onun için dondu. Zaman dondu. Ama hep 39 yaşında kalan Ernesto'nun anısına üflüyorum efendim. Tabi rejideki arkadaşlarım da Ernesto'nun şerefine birer dilim bunu bölüşürüz. Efendim haftaya yine cumartesi günü saat sabah 9'da buluşmak üzere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalınız. Müzik